Evet, Füsun'la Yörelerimiz programında tekrar merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu sefer farklı bir şey yapalım dedik ve Sayın Beylin'e geldik. Bu hafta size Sayın Beylin'i tanıtacağız. Ve Sayın Beylin'i tanıtmaya buranın en ünlü yerinden başlamak istedik. Obruk ve Obrukbaşı Lokantası'ndayız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Obrukbaşı Lokantası'nın sahibiyle birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Hikmet Kaytancı. Devamlı burada hizmet veriyoruz. Kışın kar yağana kadar. Kar zamanında yine geliyoruz. Yaz boyu elimizden geleni yapıyoruz. Obruk'un en büyük özelliği nedir? Obruk'un en büyük özelliği havası heçten önce. İşte şimdi şu mevsimde üşüyebiliyorsun, akşam oldu muydu? Hava çok soğuk oluyor. Güzelliği, yeşilliği. Bir de buranın altının boş olduğunu söylüyorlar, tünellerin olduğunu söylüyorlar. Evet, şu aşağıda var. Su geliyor, buharın suları akıyor. Nereye gittiği belli değil yani. Evet. Peki özellikle lokantanıza has özel bir yemek var mı? Tavası meşhur. O zaman şu hazırladığınız sofraya bir gidelim. Peki. Evet, şu sofrayı bir görelim isterseniz önce. Burada tavamız var, alabalığımız var. Kıymalı pide. Kuşbaşı pide, kaşarlı pide, kiremit tavası, çoban salatası. Kiremit tavasının özelliği fırında sıcak sıcak gelmesi ve etlerinin lezzet olması, yumuşak düşmesi kiremit tavamızın. Evet, bu bilgileri sizden aldık. Yöresel bir yemek olarak mı sunuluyor Sayın Beylin'de bu kiremit tavası? Evet, özellikle. Yöresel, evet, yöresel bir yemek. Eti taze galiba. Eti, kuzu eti devamlı, her zaman kuzu eti. Her gün taze kesim yapılır. Günlük kesimimiz vardır. Ve biter her zaman için. Alabalıklar da canlıdır. Havuzumuzda burada tutup pişiriyoruz. Pişirimini yapıyoruz. Pişirimini yapıyoruz. Sunumunu yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili izleyicilerimiz, o güzel muazzam sofrada yemeğimizi yedikten sonra o sofrayı bize hazırlayan aileyle birlikteyiz. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Ben Latife Kaytancı. Buranın bütün işleri benden sorulur. Genel koordinat müdürüyüm diyeyim size. Koordinatör müdürüm. Peki mesela neler yapıyorsun? Yiyecek kremit tava, pirzola, kıymalı pide, kaşarlı pide, tavuk, balık. Bütün ne istersen var, bizde yok yok. Peki. Peki bunun dışında burada hizmet etmediğiniz zamanlarda vaktin nasıl geçiyor? Ben sürekli doluyum. Yemek yemeye fırsat bulabilsem ona şükür. Peki sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, bu Fıkra gibi kızın annesi siz misiniz? Evet, benim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben abi ve anneleriyim. Ailecek çalışıyoruz yani. Aile boyu. Eviniz burada mı? Evet, burada. Karşıda evimiz. Sayın Bey'de kışlık, burada yazlık evimiz. Peki buraya sürekli gelen daimi müşterileriniz var mı? Yani zor, evet, oluyor mu? Evet, tabii ki Sayın Bey'le, Tufan Bey'le hep buraya geliyor. Akıyor, evet, hiç boş zamanımız olmuyor. 3 ay hiç oturmuyoruz. Çok güzel, gerçekten güzel. Yani, ellerinize sağlık, yemekler de harika olsun, olmuş. Afiyet olsun. Peki, canım. Peki siz bayansınız ve mutfakla ilgileniyorsunuz. Evet. Lokanta var. Ben şunu da merak ediyorum. Sayın Beylin'in buranın en ünlü yemeğinin kiremit tava olduğunu söyledi. Evet, bunu bütün Kayseri'den bu taraf bilir yani, meşhurdur. Peki Sayın Beylin'e has bunun dışında bir yemek var mı? Bunun dışında her türlü yemek fırında yapıyoruz yani. Sulu yemek değil. Hep fırında oluyor. Fırında yemek. Yani buranın dışında, Sayın Beylin içerisinde. Ayrı, evet. Şu Sayın Beyli yöresine ait bir yemektir diyebileceğiniz bir şey. Öyle de yok, hepsi buraya özel yani, bu lokantaya. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Oldu, çok ben sağ de olun. Teşekkür ederim canım. Evet sevgili izleyicilerimiz, lokantaya gelip de lokantanın içinin nasıl olduğunu görmemek olmaz. O yüzden gelin isterseniz içeriye bir girelim, neler var. Evet, burada harika bir mutfak var ve mutfakta da bir kardeşimiz var. Merhabalar. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyiz? Bir Kaytancı. Buranın da açısıyım. Oo, bu güzel yemekleri sen yapıyorsun. Annengil de destek oluyor o zaman sana. Açı benim, baş açı benim buranın. Peki Fatih'cim kaç yaşındasın? 25. 25 yaşındasın. Evet. Okul durumu nasıl, yoksa burada sürekli? Ben askerliğimi yaptım geldim, ondan sonra buradayım.
Peki bu işi yaptığınız, bu işi tamamıyla meslek haline getirmeyi düşünüyorsun değil mi? Böyle. O zaman ailenle birlikte sen bu lokantayı bayağı bir yücelteceksin. Yani temeliniz. İnşallah. Peki buradan sevgili izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Herkesi bekliyoruz. Yani biz buradayız. Peki hiç kendine ayıracak vaktin oluyor mu? Kışın. Yazın devamlı doluyum, kışın. Neler yapıyorsun kışın? Kışın Sayın Bey'deyiz. Bazen Adana'ya gidiyoruz işte. Ve Adana'ya gittiğin zaman ya da farklı yörelere gittiğin zaman değişik yemek çeşitlerini ben falan... Ben Sinop'ta askerliğimi yaptım. Sinop'un yemeklerini de biliyorum. Onlar kebaplarını merak ediyordum onların. Onlar koyu kebabı yapıyorlar. Tabii bizim buralarda yok ama bizim buralarında bu yemekleri meşhur tabii. Koyu kebabının özelliği nedir? Tüm pişiyor. Tüm derken? Evet, yani bir hayvan tüm olarak pişiyor. Koyun tüm. Tüm koyun. Nasıl yapıyorlar bunu? Kuyunun içine falan ateş yakıyorlar. Ateş yakıyorlar. Öyle pişiyor döndürenlere. Ha, dönüyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler dolayısıyla. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Ahmet Kaytancı Bey ile birlikteyiz. Özellikle Sayın Bey'li sevdalısı olan bir insan. Bu yöreye gelmemizin en büyük sebeplerinden birisi. Çünkü Sayın Bey'lini Ahmet Kaytancı Bey'in bize en doğru ve en güzel şekilde anlatacağına inandığımız için. Bir kere programın başında şunu söyleyeyim. Kendisini kendimize, programımıza rehber belirledik. Sayın Bey'li'yi tanıtma açısından. Efendim... Öncelikle merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle ben Kozan TV'ye teşekkür ediyorum. Geldiniz, bizi gururlandırdınız, onur duyuyoruz. Şeref bize ait, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi tanımayan izleyicilerimiz için öncelikle kısa bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Sayın Bey'liden önce sizi tanımaları lazım. Doğru söylüyorsunuz. Belki Kozan'daki izleyicilerimiz bizimle ilk defa karşılaşacaklar. Ben Sayın Bey'li doğuma, büyüme Sayın Bey'liyim, eğitimciyim. Burada görev yapıyorum. Bunun yanında tarih araştırmalar yapıyorum. Şairim, şiir yazıyorum. Sayın Bey'li 10 yıldır sıradan bir vatandaş gibi değil de uzmanca inceliyorum. Tarihini, doğasını incelediğimiz gibi kültürel, sosyal faaliyetlerini takip ediyoruz. Zaman zaman basına malzeme oluyoruz. Yazdığımız kitaplarla malzeme oluyoruz. Çektiğimiz programlarla malzeme oluyoruz. Bugün de şu anda Sayın Beyli'nin en yüksek yaylalarından bir tanesi olan Obruk Yaylası'ndayız. Buranın yüksekliği 1460 rakımında bir yer. Yazın vatandaşların yayla olarak geldiği ve tercih ettiği bir mekandayız. Burası İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan önemli bir geçit yeri. Kışın kardan gidemezsiniz. İki taraf alabildiğine kar olur. Sadece ana yolu görürsünüz. Diğer karayı göremezsiniz. Hep beyaz olur. Yazın da buradaki lokantaya yol güzergahı olması sebebiyle çok sayıda vatandaşımız gelir. Pikniklerini yaparlar. Yemeklerini yerlerler. Yerler çünkü şu anda Kozan'da herhalde kaç derece sıcaklık? Of, 37-38 o civardadır. Vallahi şu anda siz geldiniz tam öğleyin sıcağındasınız. Evet. Şu anda en sıcak olduğu bir dönem, üşümeyin ama ha. Evet, doğru söylüyorsunuz. Üşümeyin. Dün akşam ben buradaydım. Vallahi ceketimizi, paltomuzu giymek zorunda kaldık. Öyle bir yer burası. Bu geçiş yerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsünü alır. Burada Sansan Boğazı denen, şurayı çekerseniz şu vadi, Sansan Boğazı denen bir bölge var ki burada 4000 bitki çeşidinin olduğu söylenir. Ayrıca da buraya has endemik bitkiler vardır. Bitki örtüsü bakımından zengin. Hem İç Anadolu'yu hem Akdeniz'i aldığı için iki bitki örtüsünü de kendisinde barındıran bir geçit yeridir. Burada çok önemli bir şey daha var. Burada çok çeşitli kelebekler var. Evet, az önce ben birini yakalamaya çalıştım. Kameramanımız görüntüleyebildi mi bilemiyorum ama görüntüleyebildiniz mi? Evet diyor. Vallahi kelebek deyince aklıma geldi. Bundan birkaç yıl önce rahmetli amcam bana buraya bir yabancının
geldiğini, 5 yıldır geldiğini, burada kelebek resimleri çektiğini ve kelebek toplayıp koleksiyon yaptığını söylemişti. Ben de düşündüm, dedim ki ya bir adam bir yere geliyorsa bir defa gelir. İki defa gelirse hadi merak etti geldi. Üçüncü geldiyse mutlaka bir şey var. 4-5 olunca da bir şey var. Biz peşine düştük derken bu bir Fransız olduğunu öğrendik. Fransız buraya gelmiş, burada orijinal bir kelebek türü bulmuş, onu fotoğraflamış. Bir baktık ki Fransa'da internet sitelerinde yayınlanmışlar. Biz burada ayrı bir kelebek türü olduğunu Fransızlardan öğrendik. Ve peşine düştük, araştırma yaptık derken laf aramızda kalsın, bunu duymasın yayıncılar. Yayıncılar duymasın. Sonra derler ki ya hoca kafayı yemiş. Ben bir kelebeğin peşine 2 saat koştum, resmini çektim. Öyle bir şey. Kimse ya duymaz. Kesinlikle duyar mısınız? Duymazsınız. Yok. Burada çok orijinal, çok değişik türde kelebekler var. Özellikle Temmuz ayında sanki kelebek kaynar. Kesinlikle. Ben az önce de baktım. Şurada da arkadaşımız görüntüleyebilirse eğer, şu tarafta da yine uçuşan bir kelebeğimiz var. Bu tarafa giden. Çok güzel bir doğası var. Bu tarafa baktığımızda çiçekler birbirinden güzel, birbirinden renkli ve hoş çiçekler var. Ayrıca kelebekleri de çok değişik. Küçüğünden büyüğüne kadar renkleri evet, muazzam. Dışı mavi olup içi farklı olan muazzam bir tabiat parçası var burada. Vallahi ben burada çok sayıda kelebek fotoğrafı çektim. Şimdi söyleyeceğim de takımlar da sevinsin. Fenerbahçeli kelebek de var, Galatasaraylı kelebek de var, rengarenk. Gerçekten sarı kırmızı kelebek gördüm. Sarı lacivert kelebekler gördüm. Renk renk kelebekler var. Takımlara da tavsiye ediyorum. O zaman programımızın ilerleyen zamanında denk gelirse birini yakın çekimi yaparız. İnşallah. Sevgili izleyicilerimize gösteririz. İnşallah. Şimdi Sayın Beyliğine doğru yola çıkalım isterseniz. Evet. Ve Sayın Beyliğinin iç güzelliklerini de görmeye başlayalım. Ben Sayın Beyliğinin iç güzelliğine gitmeden önce tekrar aynı güzergaha gelmememiz için. Şelale. Obruk Şelalesi. Evet. Görmeden olmaz. Şimdi Obruk Şelalesi'ne gidiyoruz. Evet, birlikte hep beraber. Evet, şu anda Obruk Şelalesi'ne giderken bir manzara çok dikkatimi çekti. Şu kayaların güzelliği ve biçimlenmiş şekli. Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Evet, bu Obruk Şelalesi şu anda Sayınbeyli Tufanbeyli Karayolu'ndan kuş bakışı olarak seyrettiğimiz bir yer. Şelale bir dağın eteğinden çıkıyor, bir kayanın gövdesinden çıkıyor. Kayanın birinci zaman oluşum kayalarından olduğu resmi bilim adamları tarafından açıklanmıştır. Bu kayalarda çok değişik bitki örtüsü de vardır. Ve en önemli bitki örtüsünden bir tanesi sarımsak. Burada dağ sarımsağı yetişir, kaya sarımsağı yetişir. Tek dişli sarımsaktır, tansiyona en iyi gelen ilaçtır. Şifalı bir bitkidir. Burada yetişir ve toplamaya gelir insanlar, kayaların yüzünden onları toplarlar. Hangi dönemlerde, yani Eylül, Ekim falan, yani böyle bir dönemi var mı o sarımsağın bulunduğu? Şimdi tam zamanı. Evet, şu anda tam zamanı. Yükseklere çıkmamız lazım. Kayaların yüzüne çıkmamız lazım. Şu anda artık sarımsaklar kendisini göstermiştir. Nisan, Mayıs ayından itibaren kendisini gösterir. Tabi bunların kökünü sökmek Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına denk gelir. O sarımsaklar tek dişli sarımsaktır. Doğal olarak yetişir ve şelalenin üst tarafında bol miktarda bunu görmeniz mümkündür. Süper. O zaman evet, oraya gidiyoruz. Evet. Şelaleyi birazdan göreceğiz, gezeceğiz. Ancak kuş bakışı görmekte de fayda var. Çünkü Obruk Şelalesi gerçekten görülmeye, gezilmeye değer bir yer. Sayınbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yeniden gözden geçirildi. Şu anda kullanıma açık ve turizme açık bir yer. Az önce dedik ya, muazzam size bir şelale göstereceğiz diye. Belki öyle çok büyük, çok fazla akan, öyle diyelim değil mi hocam? Fazla akan bir tarafı yok ama Obruk Şelalesi gerçekten görülmeye değer ve muazzam bir yer. Ayrıca eskiden buralar o kadar kötüymüş ve o kadar silikmiş ki yine buradaki
Sayın Beyli severlerimizin sayesinde özellikle bu alan restore edilmiş ve tamamıyla Obruk Şelalesi piknik alanı haline de getirilmiş. İsterseniz hep birlikte şimdi yavaş yavaş şelalenin başına gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, şelaleye varmadan çok güzel, çok hoş bir ortamla karşılaştık. Böyle köfteleri falan görünce ben dayanamadım, hemen yanaştım. Efendim, bu muazzam köfteler sizin eseriniz. Evet herhalde. Canım, ben yaptım. Sizi tanıyabilirim. Çocuklarım geldi, ben Nazlı Kunt. Oğlum, torunlarım geldi Ankara'dan. Çok mutluyum. Yemek yaptım, köfte yaptım, yemek yiyorum. Şelaleye geldik. Peki Obruk Şelalesi'ne her zaman gelir misiniz? Geliriz canım. Ben buraya yaylaya geliyorum, her sene geliyorum. Çok da seviyorum. Cöbe'ye gidiyorum, yukarılara, daha yukarılara Cöbek. Gidiyoruz. Cöbük. Cöbük yaylası mıdır bu? Evet, evet yaylası. Orada çok güzel. İşte geziyoruz, çok mutluyum. Yakında öbür çocuklarım da gelecek inşallah. Tam bir aile saadeti yaşayacaksınız. Mehmet amcam da gelir ama bugün gelmedi. Sayın Beyli, kirazlarıyla ünlü. Sayın Beyli'ye has değişik yemekler falan var mıdır? Nazire Hanım biliyor musunuz? Sayın Beyli'nin yemekleri. İçli köfte, börek çorbası, sarma, yaprak sarması, dolma. Bunlar çok burada geçerli, ünlü. İşte pirzolalar, kebaplar, böyle şeyler yapıyoruz. Buralara geliyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Gayet neşemiz yerinde. Çok şükür. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şu var. Nazire Hanım'ı normalde ben seneler öncesinden, çocukluğumdan tanıdığım bir insan. Evet. Ve nasıl bıraktıysam öyle. O zaman biz diyoruz ki Sayın Beyli'nin havası, suyu demek ki insanın genç kalmasına büyük bir etken. Doğru mu? Öyle genç mi görünüyorum? Yaşlandım artık. Yok kesinlikle. Evet şelaleye daha ulaşamadık. Çünkü o kadar şirin, o kadar tatlı insanlarla karşılaşıyoruz ki onlarla röportaj yapmadan da geçmeyelim diyoruz. Kıyamıyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Yavuz'um. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Mesut Doğan. Mesut Doğan. Evet, onu duydum ben. İşletmede personel olarak çalışıyor musunuz? Çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Burayı koruyoruz zaten. Doğal güzelliğini koruyoruz. Aynı zamanda kendimiz isteyerek ve severek buraya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demin çekmiş olduğunuz manzaraları kendimiz yaptık yani arkadaşlarla beraber. Çevre yapmamız. Bir güzelleştirme, ağaç dikme, suları yön verme, havuz yapma, bu güzelleştirmeyle uğraşıyoruz yani. Bir de sizin dağcılık yönünüz varmış. Sizin mi dağcılık yönünüz var? İkiniz de dağcısınız. Peki bu dağ merakı nerede nüksetti? Dua. Dua güzelliği. Evet, dua güzelliği çekiyor. Bu arada mağaralar buluyor. İlgi çekicileri. Ha şimdi ben şu tarafa geleyim. Ben bir şey duydum. Bir mağaranız varmış. Astıma çok iyi gelen. İçinin yaklaşık 2-3 kilometreden fazla olduğunu, hatta bazılarının abartıp 17 kilometre uzunluğunda olduğu rivayet ediliyor. Rivayete göre giriyor da. Yani oraya biz girdik. Ahmet Hocam da vardı. Oraya ben dağcılar da götürdüm. Yani içinin sarkık mağara olarak geçerli oraya. Tanklı mağaralar var. Yaşanmış yerler. Yani biz oraya gezdirdik. Yani fotoğrafını çektik, dağcılar gezdirdik. Yani bundan 15 gün önce gene dağcıları gezdirdik orada. Yine de yeni yerler arıyor yani böyle doğa güzellikleri. Peki o dağlarda bulduğunuz mağaraların değişik özellikleri oluyor mu? Ya da şöyle sorayım, mağaraların yapısı genellikle nasıl? Sade orada o mağarada su akıntısı olduğundan sarkıklar oluşmuş, heykelcikler yani böyle kriterler oluşmuş. He. Doğa güzelliği bir harika yani. Su akıntısı olduğundan damlacıklardan sarkıklar meydana gelmiş. Ondan da heykelcikler oluşturmuş şehirlerde. Yani Sayın Beyli'ye gelenler şu dağları görmeli, şu tabii güzellikleri yaşamalı diyorsunuz. Tabii. Tabii. Peki biz sizi yemeğinizden fazla alıkoymayalım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Thank you.
kuzumuzun aslında kabuğu olsaydı da nasıl soyulduğunu keşke arkadaşlarımız bize daha önceden gösterseydi. Soyulmuş karpuza denk geldik. Ve şelalenin altında böyle genç arkadaşlarımız keyif yaparken onları yakaladık. Evet ve Ömer. Ve Ömer askerden gidecek misin? Yok. Ne geldi? Evet. Nerede şu anda asker? Hakkari Yüksekova'da. Nasıl? Oralar nasıl? Vallahi güzel şu anda. Herhangi bir tehlikesi yok aslında. Yani medyaya başka türlü yansıyor. Anladım. Peki zamanını burada değerlendiriyorsun. Aslan buralı mısın? Evet buralıyım. Bize Obruk Şelalesi'ni anlat desek ne derdin? Vallahi bugüne kadar bakılmıyordu. Geliyorduk çok pisti ama şu anda çok güzel bakılıyor. Gerçekten geldiğimizde rahat rahat vakit geçiriyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Yani güzel. Stres atmak için birebir diyorsun. Evet. Askerliğin stresini çok güzel atıyoruz burada. İnşallah en kısa zamanda askerliğin biter ve tekrar memleketine dönersin diyorum. İnşallah sağ olun. Biz sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet burada bana dediler ki, ya Füsun Hanım dediler, şimdi dediler biz konuşma yapalım da ön hazırlık yapmamız lazım önce. Ben bu kadar zamandır televizyonda çalışıyorum, ön hazırlık yapmıyorum. Size ön hazırlık yaptırır mıyım hiç? Bir düşünün. Siz televizyonda çalıştığınız için zaten alışıksınız. Ön hazırlık yapmaya gerek yok değil mi? Orası da var yani. Değil mi? Ama şu da bir ön hazırlıksız konuşmaydı. Yani kesinlikle tabii canım, orası da doğru. Siz de bu arada televizyoncular olarak güzel geziyorsunuz, görüyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Güzel. Hatta böyle bu şekilde soyulmuş bir karpuzu belki de ilk kez yediniz değil mi hayatınızda? Evet, kesinlikle. Portakal şeklinde karpuzu soymuşlar. Pratik mi oluyor? Yani daha mı pratik oluyor? Yok, değişiklik olsun diye. Bir an öyle aklımıza geldi. Arkadaşa söyledim. O da şakayla karışık soymaya başladı yani o şekilde. Değişiklik olsun diye. Aslan buralı mısın? Aslan Kozanlı'yım. Kozanlı. Kozan Bucak Köyü. Peki buraya dinlenme maksatlı geldik. Dinlenme maksatlı geldik. Hava güzel, hoş bir ortam. Sessiz, sakin, güzel. Doğayla iç içe. Güzel yani, müthiş bir yer. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, o portakalı soyar diyeceğim. Bak şimdi, karpuzu soyan, şaheseri yaratan kişi. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ben Ufuk. Ben de askerden yeni geldim. Nerede yaptınız askerliği? Ben Kırıkkale'deydim. Evet, Ankara civarındaydım. Ben aslında bunu karpuzun çekirdeğini sevmediğim için bu şekilde soyuyorum. Soyup sadece dışını yiyorum, içine atıyoruz. Bak şimdi, evet. Yeni bir stil daha öğrenmiş oldunuz sevgili izleyicilerimiz. Karpuzu tekrar gösterirsek çekirdeğinden hoşlanmayanlar bu şekilde soyabilirler, evet, diyebiliriz. Peki bir okul bitirdiniz mi, üniversite falan? Ben Adana Kurttepe Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Okul bittikten sonra kendi işimizle uğraştım. Daha sonra askere gittim. Askerden geldim. Şimdi bir ay oldu. Atıyorum. Evet, bir aydır burada stres atıyoruz ve çok güzel bir yer. Yıllardır burası var ama yıllardır kimse bilmiyordu burayı ve buranın öncülüğünü yapan Ahmet hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum buraları tanıttığınız için. Herkese teşekkür ediyorum yani, burayı çok güzel yaptılar. Gelsinler görsünler görmeyenler. Evet, gelsinler görsünler. Eğlensinler. Peki biz size teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim.